Herkese merhabalar. 3 Mart tarihindeyiz. Borsa İstanbul'a bir günü daha kapattık. Şimdi endeks analizi yapacağız. Türk Hava Yolları, Sabancı Holding'de bilançolarımız geldi. Panelsan bilançomuzu ben seçtim. Onun dışında Zorlu Enerji bilançosuna da bakmaya çalışacağım sizler için. Özellikle hisselerde ciddi satışlar devam ediyor arkadaşlar. 8900'de bir destek bölgemiz vardı. Buraya doğru geldik. Şimdi kanal stratejimizdeki destek seviyelerimize göre Borsa İstanbul'un yerine bakacağız. Kanal stratejimize göre pozisyon alabilir mi? Buna bakacağız. Onun dışında kısa bir zaman aralığında 200 günlük hareketli ortalamasına inen veya 200 günlük hareketli ortalamasına çok yaklaşan hisseleri sizlere analiz edeceğim. Bunlar içerisinde bilançosu iyi gelenler varsa bunların grafiklerini açıp şöyle bir değerlendireceğiz. Alım yapılır mı, yapılmaz mı veya nasıl bir strateji izleyebiliriz bayram sonrasında diye bunlara bakacağız. Özellikle bu dönem bilançoların ben önemli olduğunu düşündüğüm bir dönem arkadaşlar. Çünkü enflasyon muhasebesine yeni yeni alışıyoruz. Bundan sonra enflasyon muhasebeleri 3'er aylık periyotlarda geldiği için her bilanço geldiğinde bir önceki bilanço enflasyona göre düzeltileceği için bundan sonra sürekli enflasyon muhasebeli bilançolar görmüş olacağız. Dolayısıyla belli bir süre sonra artık yavaş yavaş enflasyon muhasebeli bilançoların incelenmesine, analiz edilmesine ve bunların hisse fiyatlarına olan etkilerine yavaş yavaş aşina olmaya başlayacağız. Şöyle hızlıca kendimi köşeye alıyorum. Yasal uyarımızı gösterip endekse gidelim. Bugün çok fazla vaktim yok arkadaşlar. Birazcık hızlandırılmış video yapmak istiyorum. Burada alsat tavsiyesi vermeyeceğiz. Yatırım danışmanlığı kapsamında bir video yapmıyoruz. Bildiğiniz üzere burada temel teknik analiz bilgilerimizi geliştirmek için, bilanço okuma bilgilerimizi geliştirmek için kişisel görüşlerimi sizlerle paylaşıyorum. Hisse isimleri geçse de bunları yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmeyiniz arkadaşlar. Herkesin vadesi, stratejisi, ekonomik durumu kendine göre değişeceği için yatırım danışmanlığı almanız gerekiyor. Portföy yönetim şirketleri veya aracı kurumlarınızdan diyelim. Şöyle hızlıca endeksimize gidelim. BIST 100 görünümümüzde bakın gördüğünüz gibi burada bir kırılmamız gereken 9300'den geçen bir düşen trendimiz vardı. Aşağıda yavaş yavaş yükselen bir trend görünümü oluşuyor. Dipler yavaş yavaş aşağı gelmemeye başladı. Gördüğünüz gibi burası aslında bizim pozitif gördüğüm taraflardan bir tanesi. Yavaş yavaş bir sıkışıklık alanına doğru gidebiliyoruz. Yani şöyle gördüğünüz gibi aşağıda bakın kırmızı bir trend. Belki yukarıda yükselen, düşen mavi bir trend arasında sıkışıklığımız gitgide artabilir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bugün de bakın burada 1, 2, 3, 4 kat sizlere ben çizmiştim. 8900 seviyesi 3. katın alt bandına gelmiş bulunuyoruz. Eğer ki yarın burası da kırılacak olursa hızlıca 8800'lere doğru bir düşüş gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Ama burası bugün destek olarak gayet güzel şekilde çalışmış. Yarın belki buradan bir tepki de beklenebilir. Borsa İstanbul tarafında günlük grafiğe geçtiğimiz zaman yani günlük hareketli ortalamalarımıza göre pozitif bölgede miyiz, negatif bölgede miyiz diye bakarsanız bakın gördüğünüz gibi 9 günlük hareketli ortalama çevresini adeta Borsa İstanbul dans ediyor. Yatay bir testere piyasası olduğu için hareketli ortalamalar burada birazcık olsun önemini yitiriyor ama kabaca biz şöyle düşünebiliriz. Borsa İstanbul 9 günlük hareketli ortalamasının üzerine kaldığı sürece yukarı doğru pozitif hareketler yapmak isterken altında kaldığı günlerde negatif hareketlerin devamını beklemek gayet olağan bir durumdur. Bir stratejiye göre 9 günlük hareketli ortalamanın aşağısındayız gördüğünüz gibi. Bugün yukarısına geçmeyi başaramamış ve zayıf bir kapanış almış. Tek bugün pozitif gördüğüm taraf benim 8945'in üzerinde kalmamız. Burada bir kat stratejimize göre 3. katın tabanını şu an için destek yapmış görünüyoruz. Tabii ki bu bir günlük bir hareket. Yarın burası kırılırsa hızlıca aşağı bantlara doğru bizi indirebilirler. Tabii ki şu işte faize parasını koymak için bayram tatili sebebiyle Pazartesi salıda borsa açık olmasına rağmen T artı 2'ye takılma durumu olabilir. Burada belki yatay veya negatif piyasanın devamını bir süre bekleyebiliriz. Sonra T artı 2 durumu dolduktan sonra Borsa İstanbul pozisyonlanmak isteyenler o gün daha iyi pozisyonlanabilirler. Belki bayrama hemen gitmeden önce pozitif 1-2 gün kapanışı alabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle Pazartesi ve Salı günleri belki birazcık daha pozitif kapanışlar gelebilir ama şu anki görünümde 9300 kırılmaktan biraz uzak arkadaşlar. Bayram öncesi ben çok fazla kırılacağını açıkçası düşünüyorum. Çok sert hareketlerin gelmesi lazım. Şu an göründe de bu hareketleri yapacak ne güç var ne mecal var gibi duruyor. Hacimler yine çok çok düşük gördüğünüz gibi. Yani BIST tümdeki hacime baktığında 118 milyar hacim var. Bayağı düşük bir hacim. BIST 30'a baktığımızda 60 milyarlık bir hacim söz konusu arkadaşlar. Hisselere baktığımız zaman zaten ciddi manalarda satışların daha fazla olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle ayakta kalan hisseler dediğimde hızlıca bakalım bugün kimler ayakta kalmış. Vestel, Otokar, Telekomları görüyorum. Kontrolmatik bugün %2 gibi bir pozitif yapmış. Onun dışında yine perakendelerde birazcık toparlanma emareleri var. Özellikle Şok Market, BİM burada öne çıkıyor. Coca-Cola'yı görüyorum. Anadolu Efes'i görüyorum. Onun dışında yine havacılık tarafı da biraz olsun en azından pozitif duruyor. Onun dışında kalan hisseleri ciddi derecede yamultmuşlar gibi görünüyor arkadaşlar. Borsa İstanbul'da kısa vade yakın analizimiz bu kadardır diyelim. Şimdi hızlıca TradingView tarafına gidelim. Öncelikle burada bir ABD dolarına değinmek istiyorum. Dolarda baskı devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 30
1.92 seviyesindeyiz. Bir ikili tepe görünümü var. Eğer ki bu hareketin aşağı doğru devamı gelecek olursa dolar tarafı biraz can yakabilir. Özellikle dövizde bekleyenler için birazcık alarm sinyalleri yanabilir. Onları paniğe sevk edebilir diye düşünüyorum. Tabii ki döviz yukarı gidecektir ama benim beklentim 2024 yılı içerisinde sadece döviz tutmaktansa Türk lirası tarafında işte para piyasası fonu, mevduat faizi, kira sertifikası fonları vesaire katılma payları gibi enstrümanları ben daha çok getirebileceğini düşünüyorum. Çünkü kabaca düşündüğümüzde bizim %55-60 civarında bir faiz beklentimiz var. Şöyle bir değerlendirme, günlük faize koysa bir de bunun bileşiklenmesi oluyor. Yaklaşık %60'lara varan bir bileşik faiz alma ihtimaliniz var. Şimdi dolarda yıl sonuna kadar 10 ayda %60'lık bir hareket olması lazım ki sizin dolarınızın getirisi Türk lirası enstrümanların getirisini geçsin. Dolayısıyla burada 32 çarpı 160 bölü 100 diyeceğim. 51 lira gibi görünüyor. Tabii ki biz bunu 9 aylık olarak da hesaplamamız lazım. Burada dolayısıyla burası şöyle bir yapalım. %60 arkadaşlar şeye böleyim ben. %60 bölü 12 çarpı 9 dedim. Yani 9 ayda ne getirmesi lazım? %45 getirmesi lazım ki yıl sonuna kadar. Doların burada ciddi bir şekilde enflasyonun veya şeyin faizin üzerinde getiri yaratsın. Şimdi %45 getirmesi için dolar şu an 32 lira. Üzerine 145 koymamız lazım. Yani çarpı 145 bölü 100 dedim. Dolayısıyla yıl sonu beklentiniz yani 2024 Aralık ayının sonunda 46,5 liraları geçmeyecekse dolar ki bu yüksek bir beklentidir bence. Birçok aracı kurum analist yabancı yatırımcılar 46,5 beklemiyorlar arkadaşlar. 46,5 lira yapmayacaksa dolar bu tarafta faiz, para piyasası fonu, kira sertifikalı fonları vesaire avantajlı duruma geliyor. Dolayısıyla bu zaman geçtikçe dolar baskılanmaya devam ettikçe doların hızlı bir şekilde 46,5'a gitmesi lazım ki siz faizden daha fazla bir getiri elde edesiniz. Dolayısıyla bu durum belirginleşirse, dolar baskılanmaya devam ederse dolar tarafında birazcık daha ben çözülme olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar bu tarafta. Dolayısıyla dolar yatırımı yapıyorsanız, dolar veya yatırım yapmaz ama elinizde dolar tutuyorsanız burada iki kere bence düşünmeniz gerekiyor. Benim kişisel olarak tercihim dolar olmuyor arkadaşlar biliyorsunuz. Ben parasal varlıklara yatırım gözüyle bakmadığım için dolar yatırımım yok diyelim. Şöyle hızlıca altın tarafına gidelim. Şimdi altın gerçekten yüz güldürdü. Son zamanlarda altına baktığımız zaman şöyle bir bizim 2300 dolar beklentim vardı. Beklentiyi neye binaen çiziyorum derseniz bakın şurada bir oluşan kulpumsu yapı vardı. Çanağın küçük kulpuydu burası. Şöyle koyduğumdan 2300'leri ben bekliyordum açıkçası. Yavaş yavaş 2300'lere doğru geliyoruz. 2300'lerden sonra altında bir duraksama da olabilir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi burada bariz çok büyük bir çanak. Sonra bir kulp. Daha sonra küçük bir kulp vardı. Burası altının en küçük hedefi gibi duruyor ama şimdi 2300'den sonra belki birazcık realizasyonlar gelebilir. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Dolar da zayıf olduğu için bu ons altın tarafından gelecek getiri sizi tatmin etmeyebilir. Özellikle doların hareketine de beraber çok iyi dikkat etmeniz lazım. Burada işte iki çeşit yatırımcı var. Bazıları doların hızlı gideceğini, ondan sonra Borsa İstanbul dolar bazında ucuzlayacağını, ondan sonra ben doları bozarım. Zaten ister faize, ister Borsa İstanbul tarafına, ister herhangi bir enstrümana geçerim diye düşünen bir yatırımcı var. Ama yatırımcıların büyük kısmı da dolar aniden yukarı doğru 40-45 lira doğru gitmeyecek. Faiz her zaman doların üzerinde azaz getirebilir. Çünkü faiz şu an aylık %3,5-4 lira varan getiriler üretiyor. Doların her ay %3 ilerlemesi lazım. Yani her ay 1 lira, 1 lira, 1 lira üzerine koymazsa dolarda kalan kişiler zamanla sürekli paralarını kaybetmiş olacaklar arkadaşlar. Dolayısıyla burada yatırımcılar ikiye bölünmüş. Bazıları faizle doların önünde gider, dolar yükselmeye devam etse de TL'nin reel değerlenmesi devam edecek diye düşünüyorlar. Diğer tarafta dolar hızlı bir atak yapacak. Ondan sonra biz dolarları bozup zaten faize vesaire diğer tarafa geçebiliriz diye düşünenler var. Bir de bunların hiçbirine hakim olmayıp sadece parasını yıllardır dolara koyanlar var. Onlara zaten herhangi bir yorum yapmıyorum. Ama siz hangi taraftaysanız tarafınızı seçip buna göre pozisyonlanmanız gerekiyor. Dolayısıyla ben özellikle ikinci taraftayım. TL'nin yavaş yavaş değer kazanması, üstüne doların yavaş yavaş değerlenmesi ama TL'nin reel getirisinin doların üzerinde olmasını bekleyenlerden olduğum için bu tarafta ben dolar tarafında aşırı yüklü miktarda yatırımım yok ve Borsa İstanbul tarafında pozisyonlanıyorum diyebilirim. Yabancı varlıklardan nakitlerim de dolar kira sertifikası bir miktar kalan da para piyasasında kira sertifikalarında onun dışında yabancı hisse senedi fonlarında değerlenmeyi düşünüyorum arkadaşlar diyebilirim. Dolar ve altınla ilgili görüşüm bunlardır dedikten sonra hızlıca BIST 100'ün orta vadeli görünümüne bir gidelim. Bir değişikliğimiz var mı? Ne durumdayız? Nasıl plan yapabiliriz diye burayı da değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. İnternetim yine yavaş biraz kusura bakmayın.
Gördüğünüz bir kanal stratejimiz vardı. Kanalın üst bandı 1, 2, 3, 4. kez neredeyse temas ettikten sonra şimdi orta band altına doğru çekilmiş görünüyoruz. Orta bandın altında ise aşağı doğru baskı bir miktar devam edebilir diye düşünüyorum. Aşağı taraflara gelecek olsa bize tekrardan Borsa İstanbul tarafı alım fırsatı verebilir. Önümüz temettü dönemi. Türk Traktör temettüleri geldi. Bugün Aksa'dan, Tüpraş'tan temettü ödemeleri yapıldı. Hesaplara daha geçmemiştir ama Cuma günü ya da Pazartesi günü geçer diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben yedek akçelerimi özellikle önümüzdeki dönem temettü verecek olan hisseler tarafında kullandım. Yani Nisan ayı içerisinde temettü verecek hisselerden yedek akçelerimi kullandım. Birazcık daha fazla temettü almak istiyorum. Zaten halihazırda bazı hisseler çok ciddi manada düşmüş. 200 günlük hareket ortalamasına gelen hisseler var. Buralarda yedek akçelerimi kullandım diyebilirim. Bayrama bu şekilde gireceğim arkadaşlar. Faizle vesaire gitmiyorum benim genel stratejime göre. Şu hareketli ortalama nezdinde bir bakmak istiyorum. Borsa İstanbul 21 günün altında. Belki 50 günlüğe doğru tekrardan çekilme olabilir. Daha önce baktığımızda bakın 50 günlük hareketli ortalama bize destek olarak çalışmış. Borsa İstanbul'la beraber hafifçe yukarı doğru yönelen bir seyirle geliyor arkadaşlar. Tekrardan 8800'lere Borsa İstanbul gelecek olursa, yarın bir satış gelirse buralardan tepki hareketi olabilir. Ama tepkilerin ben cılız olabileceğini düşünüyorum. Yukarı doğru bir hareketlilik olacaksa da burası en azından bayram öncesi 9270'lerin kırılmayacağını ben kişisel olarak öngörüyorum diyebilirim arkadaşlar. Şimdi hızlıca dolar tarafına gelelim. Yani dolar tarafı işi birazcık karıştırıyor aslında. Çünkü şu andan itibaren biraz daha dolar yatay kalırsa elinde dolar tutan, işte doların hızlı patlaması sonucu Borsa İstanbul'un dolar bazlı ciddi ucuzlamasını bekleyen kişiler için burası sıkıntı yaratmaya başlayacaktır. Dolar sabit gittiği sürece dolarda kalanlar arkadaşlar burada yavaş yavaş paniğe sevk olabilirler diye düşünüyorum. Acaba yanlış mı yapıyoruz diye düşünüyor olabilirler. Böyle bir düşünce ortaya çıktıktan sonra doların gücü gitgide azalabilir. Tamam, Amerika taraf faiz indirmiyor ama bir de şu durum var. Bizde faizler yüksek kalırken ABD taraf faizleri yavaş yavaş indirmeye başlarsa bu sefer dolar bazlı enstrümanlar iyice zayıflayabilir. Dolayısıyla benim dolar bazlı Borsa İstanbul görünümünde buradaki işte kırmızı seviyelerin, yani Borsa İstanbul 250 doların altına inip tekrardan bu dip seviyelere gelmesini çok fazla açıkçası beklemiyorum. Şu an görünümde beklemiyorum diye düşünüyorum. Yani mantığıma göre bence öyle olması lazım. Çünkü faiz artışı tekrardan gelebilir. Bizde bu sefer doların sene sonu 51-52 lira olması lazım ki faiz getirisini yenebilsin diye düşüneceksiniz. Böyle bir durum ortaya çıktığı zaman dolar gitgide yatırımcı nezdinde güç kaybedecektir diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda 268 dolar özellikle burada benim beklediğim dip seviye. Buralara doğru gelirse iyi olur ama gelmezse bile şuradaki bakın düşen trend görünümümüz var. Yani Borsa İstanbul'da bakın geliyoruz yukarı çıkıyoruz, geliyoruz yukarı çıkıyoruz, geliyoruz yukarı çıkıyoruz. Artık burayı dördüncü kez temas edersek burada dörtte kırılım gelebilir arkadaşlar. Buraya çok çok dikkatli olun. Yani bu bayram sonrası Borsa İstanbul'da pozitif bir görünüm hakim olursa, işler iyi giderse, buradaki yeşil düşen trend tarafı kırılırsa dolar bazlı yükseliş gelebilir ama bizim dolar bazlı esas yükseliş görmemiz için 310 doları geçmemiz lazım ama Borsa İstanbul bir kere bile 310 doları test etse burada %12'lik dolar bazlı getiri oluyor. Burası da çok çok iyi. Yani şu an sadece dolarda durmaktansa Borsa İstanbul'da durmak bana çok daha mantıklı geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla sadece 310 dolar bile gelse dolar üzerine siz %12 kazanma ihtimaliniz var ki endeks bazında %12 geliyorsa hisse bazında daha fazla para gelebilir. Özellikle burada sağlam hisselerde durmanız önemli olacaktır diye düşünüyorum. Videoyu burada kestim. İnternetim çok sıkıntılı arkadaşlar. Biz hızlıca bilançolar tarafına gidelim. Hisseler için söz veriyorum. Bu hafta sonuna doğru bir hisse videosu yapacağız. 200 günlük 100 günlük hareketli ortalaması gelen hisselere bakacağız. Alım yapılacak hisse var mı? Bunları değerlendireceğiz. Bugün endeks altın dolar ve bilanço inceleme günümüz olsun arkadaşlar. Şimdi Türk Hava Yolları tarafına geldik. Efsanevi bir bilanço olduğu görünüyor. Özellikle burada çok ciddi bir duran varlık değerlemesi, ciddi bir ertelenmiş vergi sebebiyle işte parasal pozisyonlardan ötürü kazanç yazması bekleniyor. Tabii ki burası USD bazlı bilanço gönderdiği için burada parasal pozisyon kazancı olmuyor. Daha çok vergi geliri üzerinden ekstra bir gelir yazıyor şirkete. Şöyle kabaca değerlendirdiğimizde çeyreklik net kar devası arkadaşlar 93 milyar. Tabii ki bunun büyük kısmı faaliyetlerden gelmiyor gibi duruyor ama şirketin biz genel olarak faaliyetlerine baktığımız zaman burada geçen yıl üzerinde satışlar var. %62 enflasyon %60-65 bandı olduğunu düşünürseniz fena olmayan bir büyüme gibi duruyor. Brüt kar tarafı %58 artmış, esas faaliyet kar tarafı %46 artmış gibi duruyor. Faaliyet tarafına geldiğimiz zaman %47 büyüme söz konusu. Tabii ki geçen yıldan bu yana bu iş bilanço enflasyonu düzeltseydik muhtemelen buradaki değerlemeler eksi görebilirdik veya yatay bir seyir görebilirdik. Çünkü enflasyona göre %60 bir düzeltme yapılıyor bu tarafta. Dolayısıyla TAVÖK'ün %47 büyümesi aslında çok yeterli değil arkadaşlar. Ama seneye havacılığın faaliyetleri de çok çok iyi bekleniyor. Özellikle çeyreklikler arası büyümeye baktığınız zaman
Türk Hava Yolları'nın her zaman çeyreklerin üzerine koyduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi havacılıkta mevsimsellik söz konusu. Dolayısıyla biz çeyrekleri kendi arasına değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi hızlıca FAVÖK tarafına bakıyoruz. Bakın 2022-12'de 20 milyar şirket FAVÖK yazmış. Bu yıl geldiğimiz zaman 2023-12'de yani havacılığın aslında en zayıf ayları 2023 12. ay ondan sonra 2024 3. ay olarak bekleyebiliriz. En azından yakın dönemdeki bilançolar içerisinde zayıf bilanço olmasına rağmen %10'luk bir burada FAVÖK yükselişi var. Yine hasılat tarafına baktığımızda 88 milyar olan 2022 hasılatın üzerine şirket 2023'ü 145 milyar hasılat yapmış. Burası çok çok pozitif. Duran varlıklarda güzel bir değerleme olmuş. Öz kaynaklarla değerleme var arkadaşlar ama benim burada beklentim duran varlıkların çok daha fazla değerlenmesi lehineydi. Piyasa hedeflerinin 0.60, 0.70'lere kadar düşebileceğini düşünüyordum açıkçası ama Türk Hava Yolları'na o şekilde bir bilanço göndermemiş bize. Burası da aslında benim beklentilerimin, kendi kişisel beklentilerimin altında kalan bir bilanço diyebilirim ama kötü bir bilanço değil arkadaşlar. Mevsimsel olarak yükselişler devam ediyor. Önümüzdeki yıl iyi bekleniyor. Dolayısıyla Türk Hava Yolları'na iyi gitmeye devam edeceğini düşünüyorum. Çarpan analizi anlamında da şimdi baktığınız zaman ucuz bir şirket olduğu için benim pozitif defansif gördüğüm hisselerden bir tanesi. Kasadaki nakitler 20 milyar. Finansal yatırımlar tarafı 157 milyar arkadaşlar. Dolayısıyla burada ciddi manada 170-180 milyar yakın nakit ve nakit benzeri var. Yine duran varlıklar tarafında 11 milyar finansal yatırım olduğunu görüyorsunuz. Yaklaşık 200 milyara kadar burada nakit olduğunu değerlendirebilirsiniz. Kısa vadeli yükümlülükler 267 milyar ama kısa vadeli finansal borçlar gördüğünüz gibi bakımında 39 milyar. Uzun vadeli finansal borçlara geldiğiniz zaman 310 milyar. Dolayısıyla burada 100-110 milyarlık gibi bir net borç açığı olması lazım. Çok özür diliyorum. 200 milyar gibi bir net borç açığı olması lazım. Şu taraftan bakalım. 242 milyar net borcu olduğunu görebiliyorum ama FAVÖK'ü gayet güçlü şirketin. Şu an net borç FAVÖK oranı 2 civarında. Yani borçluluk anlamında gayet uygun bir şirket bence. Aşırı bir risk yok diyebiliriz. Tabii havacılığın kendine göre diğer sektörlerden ciddi manada riskleri var. Pandemi döneminde gördüğünüz gibi bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Öz kaynaklar tarafına geldiğimizde bakın 181 milyardan 457 milyara çıkmış. Öz kaynaklar burada enflasyon düzeltmesini bile yapsanız enflasyon üzerinde öz kaynak büyümesi yaratan bir firma. Şimdi piyasaya defter değerine baktığınız zaman bunun ne kadar ve ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Enflasyon üzeri öz kaynak büyümesi var. Burada iki kattan fazla öz kaynaklar büyümüş. Hasılat tarafı 504 milyon olmuş. Aşağı doğru indiğimizde 162 milyon dönem karı var. 162 milyar dönem karının bakın gördüğünüz gibi 73 milyar arkadaşlar ertelenmiş vergi gelirinden yazmış. Burada ertelenmiş vergi gelirini şirket yazmasa 90 milyar gibi bir karlılık olacak. Yine de geçen yılın çok çok üzerinde burada bir karlılıktan söz etmemiz mümkün Türk Hava Yolları'nda. Dolayısıyla ben bu bilançoyu beğendim. Bana göre kabaca enflasyona paralel büyümeler görünse de öz kaynakların enflasyon üstü büyümesi, özellikle net karlılıktaki iki kata yakın artış beni gerçekten sevindirdi. Duran varlıklar sadece birazcık beklediğimden daha az değerlenmiş diyebilirim. İşletme faaliyetlerinin nakit akışlarına geldiği zaman bakın 145 milyar işte bundan bahsediyorum. Yani siz şimdi burada diyebilirsiniz 162 milyarın 73 milyar ertelenmiş vergilerine şirket 70 milyar kar etmiş gibi mesela burada düşünebilirsiniz. Ama aşağı geldiğiniz zaman özellikle burada benim için önemli taraf işletme faaliyetlerinin nakit akışlarının 145 milyar olduğunu görebiliyorsunuz. Şirket burayı borç ödemede, yatırımda ve temettü dağıtmada kullanabilir. Türk Hava Yolları temettü dağıtan bir şirket değil. Dolayısıyla 145 milyar muhtemelen yatırımlarında kullanmıştır. Çünkü yeni uçak alımları ve ciddi manada yatırımları var. 130 milyar yatırıma para ayırmışlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onun dışında finansman faaliyetlerinin nakit akışlarına geldiği zaman 70 milyarlık da şirket borç ödemesi yapmış. Yani gayet güzel bir aslında nakit akış tablosu da var. Şirketin amortismanları yüksek ama ürettiği nakit akışına göre bence yine de düşük amortismanları var. Yani ürettiği nakitin gördüğünüz gibi 48 milyarlık kısmını amortismana harcıyor diyebiliriz. Dolayısıyla Türk Hava Yolları'nın bilançosu bence pürüzsüz güzel bir bilanço. Şimdi hızlıca temel analiz rapor tarafına gidelim. Şirketin çarpanlarıyla beraber bir fiyatında değerlendirmemiz gerekiyor Türk Hava Yolları tarafından. Türk Hava Yolları'nın temel analiz raporuna geldiğimizde şimdi baktığımızda FK'mız 2.54 olmuş. Gayet uygun bir değer gibi görünüyor. Özellikle piyasa değeri defter değeri benim ilgimi çekiyor arkadaşlar. 0.91 piyasa değeri defter değeri var şirketin. Şimdi öz sermaye karına baktığımızda %51. Yani dolayısıyla Türk Hava Yolları tarafında biz riskleri de göz önüne aldığımızda %51'e 5 piyasa değeri defter değeri olabilir bile desek burası aşırı ucuz bir değer oluyor. Hadi riskler de var. Burada piyasa değeri defter değeri 2-2.5'lar olsun desek yine de burada %100'den fazla ben potansiyel görüyorum Türk Hava Yolları tarafında arkadaşlar. Bence gerçekten ucuz bir şirket. Yani sadece şu uçakların enflasyona göre değer kazanmasını bile, duran varlıkların değerlenmesini bile değerlendirdiğimizde her ne kadar bunların amortismanı olsa da uzun yıllar kullanılabiliyorlar. Yeni uçaklar da gelecek. Buradaki duran varlıklar gitgide artacak. Şimdi gördüğünüz gibi öz sermayesi %100 büyüyen bir şirketin piyasa değeri defter değeri 0.91 ise, piyası hiç artmadığında bir daha %101 öz sermaye büyümesi yaratırsa
piyasa defterleri %40'lara düşecek. Yani 0,40'lara düşecek. Burası da gitgide defter değerini büyütürken piyasa değerinin sabit kalması durumu söz konusu olamayacağı için ben Türk Hava Yolları'na bu yıl içinde şu çarpanlara aşırı derecede pozitif olabilirim diye düşünüyorum. Çok fazla da burayı derinlemesine analiz etmeye gerek yok arkadaşlar. Yani gerçekten Türk Hava Yolları gibi yüksek karlı bir şirketin 0,90 piyasa defter değeri olması bana komik geliyor. Burada bizim kabaca değerlendirdiğimiz bir çanak kulp formasyonumuz vardı. Trend kırılımı geldi. Trend kırılımı sonrası bakın zirve üzerine tutulabilir demiştik. Her şey senaryo uygun gidiyor burada. Yani şimdiye kadar burada çizdiğimiz hiçbir şeyin olmadığını görmedik. Çok şükür bu şekilde devam ediyoruz. Bakın trend kırıldı. Yukarı bir kere takılabilir dedik. Aşağıya retest eder. Yukarı çıktı. Şimdi burada birazcık oyalanacak muhtemelen ama yukarı doğru atılım yaptı ki şu bilanço bence atılım yapmaya şirketi hazır hale getirdi. İlk etapta 348 liralar gelebilir ama burada benim beklentim yani 1-1,5 yıl içerisinde %100 potansiyeli ben verebileceğini düşünüyorum şirketin. Şuradaki kanalın üst bantlarına doğru hareket edebilir. Bakın yani burada büyük bir logaritmik kanal çizmiştik. Buranın üst bantları zaten 570 liralara hedefliyor. Dolayısıyla burada 348 lira küçük bir hedef verelim şimdilik ama daha üzerinde tutunacak olsa 570-580 liradan ben görülme potansiyeli olabileceğini düşünüyorum. Sadece havacılıkta işler bu şekilde iyi gitsin. Dünyada anormal havacılığı etkileyecek bir kriz çıkmasın diye değerlendirebilirim arkadaşlar. Şimdi ikinci bilançomuz Sabancı Holding. Buranın çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Koç Holding bilançosu incelediğimizde size buranın kötü gelebileceğini söylemiştim. Teknik analiz üzerinde de aşağıya doğru kırılım yapacaksa Sabancı Holding bilanço sonrası yapabilir diye bir öngörüm vardı. Bunun tek sebebi arkadaşlar bankacılığın enflasyon muhasebesine tabi tutulması neticesinde buradaki karlılığın yok olması. Şimdi Sabancı Holding içerisinde bildiğiniz üzere Akbank var. Hemen Akbank'ı da buradan açayım arkadaşlar. Şimdi Akbank'taki bakın net kar tarafına geldiğimizde 15 milyar net kar görüyoruz. Ama Sabancı tarafına geldiğimizde burada 15 milyar sadece Sabancı'nın karı var. Sanki diğer şirketten hiç kar gelmemiş. Sadece bankacılığın karı gibi duruyor burası. Ama bunun esas sebebi bankacılık enflasyon muhasebesi uygulanmıyor. Sabancı Holding üzerine getirildiğinde burada enflasyon muhasebesi uygulanıyor. Tamamen TL varlıklar olduğu için burada ciddi manada parasal pozisyon kaybı yazıyor. Şimdi Sabancı Holding'in faaliyet raporuna gittiğimizde bakın ne diyor? Akbank üzerinden gelen karlar, parasal pozisyon kayıpları neticesi sonucu net kar 3 milyar 800 milyon olmuş. Şimdi Akbank'a biz bakıyoruz. Burada 15 milyar karlılık gelmesi lazım Akbank üzerinden. Hadi %50'si Sabancı Holding üzerine 7,5-8 milyar kar gelmesi lazım. Biz bakıyoruz Akbank üzerine 3 milyar civarı kar gelmiş. Buradaki Akbank'tan gelecek karın %50'si puf olmuş gibi duruyor. Dolayısıyla burada 18-19 milyar beklenti varken Sabancı tarafında 15 milyarlık bir kar göndermiş. Dolayısıyla kötü görünen bir bilanço diyebiliriz. Ama Sabancı Holding'de de benim diğer bir beğendiğim taraf burada öz kaynaklarının artması. Öz kaynakları %58 oranında son çeyreğe göre artmış. Tabii ki enflasyon üzerinde bir öz kaynak artışı var mı? Burayı ayrıca değerlendirmemiz lazım ama net borç tarafı bakın Sabancı'nın gitgide azalmış. Kasasında nakit ciddi manada var. Özellikle döviz ağırlığı da fazla bir firma. Önümüzdeki dönemde hem çarpan ucuzluğu hem de grafiğinin bulunduğu alan hem de şu öz kaynaklarının güçlüğü sebebiyle defansif gördüğüm şirketlerden bir tanesi diye yorumlayabilirim Sabancı Holding tarafını. Hızlıca bilanço tarafını açalım. Bakın kasadaki parayı görüyorsunuz arkadaşlar. 93 milyar nakit benzeri var. 102 milyar finansal yatırım var. Aşağı iniyorum. Duran finansal yatırımlar 395 milyar. Dolayısıyla burada 400, 500 yani 600 milyarlık arkadaşlar finansal yatırım ve nakit benzerleri var. Sabancı Holding tarafında. Sabancı'nın benim beğendiğim tarafı bu. Defansif olduğunu düşünmemin sebebi bu. Borçlara geldiğimiz zaman 54 milyar burada. Kısa vadeli borç 96 milyar da uzun vadeli borç var. Yani çok defansif ciddi manada yatırımlar olan kasası döviz dolu olan bir şirket. Şimdi öz sermaye tarafına geldiğimizde bakın buradaki sıkıntı bu işte. Bankacılık öz sermayede sürekli enflasyon nezdinde eridiği için biz burada Sabancı'da öz kaynaktan 200 milyardan 385 milyara çıktığını görüyoruz bir yıl içerisinde ama kabaca değerlendiğimizde enflasyon düzeltmesine tabi tuttuğumuzda 400 milyardan 385 milyara düşen öz kaynaklar. Yani buradaki öz kaynak büyümesi aslında enflasyon altında kalıyor. Burası da Sabancı, Koç Holding'de böyle bir durum tam olarak yoktu. Bir adım geriye düşürür. Kime göre? Diğer holdinglere göre. Anadolu Grup ve Koç Holding ve Sabancı üçünü kıyasladığımda öz kaynak küçülmesi var. Dolayısıyla Sabancı Holding'in diğerlerine göre daha ucuz fiyatlaması gayet olağan diye düşünürüm. Çünkü enflasyon muhasebeli bilançolar geldikçe enflasyon düşmezse bankacılık karları eridiği sürece burada Sabancı'nın öz kaynakları yatay veya negatif seyirli devam edebilir. Önümüzdeki bilançoları burada takip etmemiz lazım. Bu da işte Akbank'ın içerisinde büyük ağırlık bulmasın, yer almasından neden oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada normalde 124 milyarlık bir kar yazmış. Fakat 73 milyar parasal pozisyon kaybı yazdığı için firma
Karlılık burada 19 milyara kadar düşmüş gibi duruyor. Geçen ki burada karlılık 61 milyardı. 19 milyar çok düşük görünen bir kar arkadaşlar. Şimdi burada özellikle nakit akım tablosuna değinmemiz gerekiyor. Şöyle geçen yıl baktığımız zaman 70 milyar nakit akımı yaratmış firma. İşletme faaliyetlerinden bu yıl geldiğimiz zaman 21 milyar nakit yaratmayı başarmış. Burada karla benzer burada bir nakit var. Fena olmayan bir değer diyebilirim ama işte Koç Holding'de işte diğer Koç Holding'in büyük iştiraklarla vesaire bu ölçüdeki şirketlerle karşılaştırdığımızda Türk Hava Yolları ile karşılaştırdığımızda burada öz kaynak büyümeleri zayıf, nakit akışları zayıf görünüyor arkadaşlar. Burası sadece kasası yüksek miktarda para bulunduğu için defansif olacak şirketlerden bir tanesi. Bu tarz şirketlerden Sabancı ve Enka var zaten iki tanesi. Faaliyetleri daha zayıf devam eden, enflasyonun gerisinde kalan ama kasasındaki nakitle defansif olmaya devam eden şirketler diyebiliriz. Yabancı da gelecek olursa bankalarla beraber mutlaka Koç Holding, Sabancı Holding bunları da alacaktır. Yabancı gelecek beklentiniz varsa Sabancı tarafında yatırım yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Onun dışında alternatifleri bence var Sabancı'da. Benim portföyümde var. Koç Holding almadığım için, Koç Holding'in iştirakları bende ağırlıklı olduğu için, bankada yatırımı yapmadığım için banka yatırımı yapacağıma Sabancı Holding yatırımı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi temel analiz raporuna gidelim. Hemen bir çarpı analizini yapacağız. Bakın piyasa hedeflerde 0.70'e düşmüş. Ben daha çok düşmesini beklerdim açıkçası. Çünkü enflasyona göre öz kaynakları küçülüyor. Öz sermaye karlılığı çok çok düşük. %7'lerde. Dolayısıyla piyasa hedefler değeri 1'e kadar biz normal kabul edebiliriz Sabancı Holding'i. Piyasa hedefler değeri 0.78. Buradaki pozitif durumlardan bir tanesi de altındaki tüm iştirakların piyasa hedefler değerine baktığınızda en düşük burada Akbank'ı göreceksiniz. Piyasa hedefler değeri 1'dir. Diğerlerinin 2 ile 5, 7 arası fiyatlayan iştirakları var. Özellikle halka açık olanlar içerisine baktığımızda. Onun dışında enerjisel üretim tarafı var. Burada halka açık olmayan bence şirketin en değerli taraflarından bir tanesi. Dolayısıyla tüm iştiraklarından daha ucuz bir piyasa defter değerine, hatta kat kat ucuz piyasa defter değerine satılıyor. Dolayısıyla Sabancı'da piyasa defter değeri 1 olana kadar fiyatları ben normal kabul ederim, pahalı kabul etmem. Dolayısıyla fiyat şu an 81 lira. Bu da %25 yukarı doğru potansiyel verilebilir. Dolayısıyla fiyat 100-105 liralara gidebilir diye ben kabaca değerlendirebilirim Sabancı tarafını. Tabii ki ciddi bir hareket ve atılım oldu bu tarafta, Sabancı Holding tarafında. Dolayısıyla bundan sonra nasıl devam edecek bilmiyoruz. Belki biraz şirket dinlenmeye de geçebilir şu bilanço sonrasında. Şimdi Sabancı'yı hemen açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın Sabancı işte bizim çıkmasını istediğimiz bir yer vardı. Daha önce bakın şu bölgede yatay bir bölümde hareket ediyordu. Bu yataylıktan çıktıktan sonra yani şu bölümdeki yataylıktan kurtulduktan sonra şirket yukarı doğru atılım yaptı gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci bir yatayla hapsoldu. Biz yukarı veya aşağı patlatmasını bekliyorduk. Buranın ne güzel Sabancı buradan aslında yukarı doğru bir atılım yapmıştı. İlk etapta 90 liraların üzerine gidebilir diye beklerken Sabancı'nın bilançosu kötü geldi. Zaten aşağı doğru bir kırılım gelecekse de bilanço nezdinde ben gelir diyordum. Ama Sabancı'nın bilançosu geldiğinde halihazırda 82 lira fiyat. Dolayısıyla Sabancı'nın ben aşağı doğru düşüp 75'lerin altında kalabileceğini düşünüyorum. Özellikle yabancı gelir beklentisi varken. Dolayısıyla Sabancı'da 75 liranın altına dikkat etmek kaydıyla yukarı doğru bence yabancı gelecek beklentisine binaen pozisyonlarınızı devam ettirebilirsiniz. Ben özellikle içinde her ne kadar banka ağırlığı vesaire fazla olsa da enerjisel ve enerjisel üretim ikisini bir düşündüğümüzde Sabancı'nın en değerli taraflarının ve yatırımların yoğunlaştığı tarafın buralar olduğunu düşünüyorum. Uzun vadeli perspektifte yani siz enerjisel üretim tarafı buradaki yatırımları okuduğunuz zaman Sabancı içerisinde enerjinin bence gelecekte önemli bir yeri olacak. Buradaki atılımlar şirketin geleceğini belirleyecek diye düşünüyorum. Sabancı ile ilgili görüşüm böyle ılımlı pozitif diyebilirim arkadaşlar. Şimdi üçüncü şirketimiz Panelsan şirketi. Burası bizim geçen yıl bilançoda beğendiğimiz bir şirketti. Bilançolar gayet iyi geliyor arkadaşlar ama buradan çok iyi bir para kazandığım için portföyden çıkardığımı söylemiştim. 2-3 ay öncesi fiyat 90 liralardaydı. Fiyat da zaten 80 liralardı. Şu an cebelleşiyor. Ama bilanço iyi mi geldi arkadaşlar? Kesinlikle iyi görünüyor. Gördüğünüz gibi satışlar artıyor, fabrik artıyor, net kar artıyor. Enflasyon üstü satış, fabrik, brüt kar hepsinin büyüdüğünü görebiliyoruz. Özellikle brüt kar marjı ve fabrik marjının devasa arttığını görebiliyorsunuz. Net dönem kar marjında çok fazla arttığını görebiliyorsunuz. Özellikle öz kaynaklar tarafına geldiğinde %41'lik son çeyrek değerlemesi var. Burası da bence firma için gayet yeterli gördüğünüz gibi. Tabii ki burada çok aşırı yüksek görünen net dönem kar büyümesi muhtemelen geçen yılın karının bakın enflasyon neticesinde çok düşük görünmesinden kaynaklanıyor. Siz kabaca şöyle düşünebilirsiniz. 174 milyon kar eden firma bu yıl 232 milyon kar etmiş gibi düşünebilirsiniz ama enflasyon üstü büyüme olduğu aşikar Panelsan tarafında. Burayı çok fazla da böyle derinlemesine şey yapmaya gerek yok. Bilanço iyi gelmiş arkadaşlar. Buradaki benim sıkıntım şirketle veya bilançoyla değil fiyatla ilgiliydi. O yüzden portföyden çıkarmıştım Panelsan tarafını. Tekrardan almam için fiyatın birazcık dinlenmesi ben gerektiğini düşünüyorum. Nakit ve nakit benzeri finansal yatırımlar geldiği zaman 500 milyon olduğunu görebiliyorum. Gayet güzel. Borçlanmalar tarafı neredeyse kısa vadede hiç yok, uzun vadede hiç borç yok. Dolayısıyla net nakitte bir firma defansif olmaya devam eder diye yorumlayabiliriz.
Öz kaynak tarafına geldiğimizde enflasyon üzeri %20'lik ekstra büyüme var. Çok çok başarılı. Yani %20 öz sermaye büyümesi güzel bir piyasa değeri defter değerini hak eder bence şu enflasyon ortamında diye düşünüyorum. Hasılat tarafı 2,5 milyar olmuş. Brüt kar 577 milyar. Bakın brüt kar marjları vesaire her şey artmış. Yani hasılat az artarken brüt kar çok fazla. Fabrik çok fazla artıyor karşılıklı olarak. Dolayısıyla burada net dönem karında çok fazla arttığını görebilirsiniz. Şu son çeyrekte zarar göründüğü için burayı da insanlar negatif algılar muhtemelen. Şirket bir süre yalpalatabilirler diye düşünüyorum ama kabaca yıllıklar arası değerlendirdiğinizde çok çok iyi bilanço bence. Burası da pürüzsüz sayılabilecek bilançolardan bir tanesi yıllık bazda. İşletme faaliyetlerinin nakit akışları bakın 224 milyon olmuş. Buradaki net kar bizim değerimizi doğrulayan bir bilanço. Dolayısıyla ben bu tarz şirketleri daha çok seviyordum. Hızlıca yatırımlara ne kadar para harcanıyor bakalım. 179 milyarda yatırım yapmaya devam etmişler. Bilançoyu arkadaşlar beğendim. Şimdi burayla ilgili benim sıkıntım bakın buradaki hemen açıyorum. Temel analiz raporunun çarpan mevzusuydu. Yani çarpanlar ben çok şiştiğini düşünüyorum. Şimdi piyasa değeri defterleri 5 görünüyor ama ben şirketi portföyden çıkardığımda piyasa değeri defterleri 8'di. Yani aşırı yüksek fiyatıydı. Şimdi baktığımız zaman bakın öz kaynak karlılığı %20. Hadi enflasyon muhasebesi vesaire de %30 sayalım biz. Yine de piyasa değeri defter değil 7'yi 8'i bırakın. 3'ü hak eder bir firma gözündeydi. Dolayısıyla benim ilk bilançosu sonrası şirketi portföye eklerken benim kriterlerimi karşılayan bir firma. 2 kat neredeyse burada bir potansiyel verdi. Dolayısıyla piyasa defter değeri 4,85'ler şu an görünüyor. Olması gereken benim aklımda 3 gibi bir değer var. Dolayısıyla şirket bana pahalı gibi görünüyor. Ve bu nezde ben pahalı olduğu için veya benim kriterlerimi karşılamadığı için bu şirketi portföyden çıkardım. Ha, şirket büyümeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi bakın marjlar yükseliyor, öz kaynaklar büyüyor, karlılık büyüyor ve ileride de ben bu şirketin iyi olabileceğini düşünüyorum. Net borç tarafı da negatif olduğunu söyleyebilirim ama buradaki cost efektiflik gitti. Yani bana bir yılda, iki yılda vereceği karı şirket 6 ayda verdikten sonra portföyden çıkardım. Bu şekilde çıkardım. 6 tane şirket vardı hatırlıyorsunuz. Bakın birincisi Panelsan 90 liradan çıkardık 81 liralarda geziyor. İndeks bilgisayar vardı 10,5 küsur liralardan biz portföyden çıkardık. 8 lirada sürdüğünü görebiliyorum. Kocaer Çelik 65 lira civarı portföyden biz o civarlarına çıkardık. 43 lirada olduğunu görebiliyorum. Özerden Plastik yine 60, 57, 58 o banttan portföyden çıkardık. 55 lirada yine en sağlam duran burası. Diğer bir şirkette Gezze tarafı da 33-34 lira bandından portföyden çıkarmıştım. 25 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şirketlerin hepsi de çok iyi, hepsi de çok beğendiğim şirketler olmasına rağmen fiyatlar çok önden gittiği için bakın çıkarmıştım. O yüzden ne diyorum? Analizin iki tarafı vardır. Faaliyet tarafı, fiyatlar tarafı. Faaliyeti beğenebilirsiniz ama şirket faaliyetine göre yüksek fiyatlandığını düşünüyorsanız elinizde fazla tutmanızın çok fazla faydası olmayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla siz çıkarıp uygun zamanlar geldiğinde tekrardan ekleyebilirsiniz. Ben bu şirketleri aynı fiyatlara elimden çıkardığım parayla tekrardan yerine koysam emin olun %30-40 şu fiyatlardan daha fazla lot edinmiş olacağım. Aslında Borsa İstanbul'da hani trade ederek lot artırıyoruz diyorsunuz ya orta vadede bu iş böyle yapılıyor arkadaşlar. Ucuz kalan ucuz gördüğünüz şirketi alıyorsunuz. Hızlı bir potansiyel geldikten sonra elden çıkarıyorsunuz. Ondan sonra daha ucuz gördüğünüz başka bir şirket alacaksınız. Veya bu şirketler tekrar ucuzladıktan sonra yerine daha yüksek miktarda lotla şirketlerinizi geri koyabilirsiniz. Dolayısıyla Panelsan tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Ha ben şirketi beğenmeye devam ediyorum. Muhtemelen ileride portföye tekrardan yer alacak şirketlerden bir tanesi. Çok uygun değerlerden yakalarsam tekrardan mutlaka ben portföye eklemek isterim. Bakın benim burada hedefim arkadaşlar şuraydı. Yani burada bir yatay bant vardı. Yatay banttaki şu yeşillik kırıldıktan sonra zaten yukarı doğru atılım yapabilir diye. Şu yatay bandın bakın şu aralıkta ben toplanmamızı söylemiştim. 45-50 lira bandıydı. Şirket 93'e gitti çok hızlı bir şekilde. Yani burada aralık Mart tarihindeyiz. Yani bir iki ayda %100 neredeyse potansiyel burada vermiş. Dolayısıyla iki ayda %100 alıyorsanız bir yıl boşuna beklemenize gerek yoktu diye ben yorumlarım. Ve burada 93 lira civarında şirketle maalesef vedalaşmak durumunda kaldık. Tekrardan artık aşağı doğru düzeltmelerini takip edeceğiz arkadaşlar. Şu hareketli ortamın nezdinde belki bakabilirsiniz. 50 günlük kırılmış gibi duruyor. 100 günlük veya 200 günlüklere doğru bir çekilme yaparsa şirket tekrardan 67 liralar uygun alım bölgeleri bence olabilir diye düşünüyorum. O zamana kadar şirketi yakın takibe ben devam edeceğim arkadaşlar. Hani benim nasıl trade stratejisi yaptığımı bu şekilde arkadaşlar öğrenmiş oldunuz. Şimdi diğer bir taraf Zoren tarafı maalesef yatırımcısını yine üzmeye devam ediyor. Şirketin bu sefer bilanço çok iyi geldi ama bugün taban yaptılar şirketi. Hani ben bu bilançoyu alabilirler diye düşündüm aslında. Ama baktığım zaman şirketin hala borçluluğu çok yüksek arkadaşlar. Ne dedik? Net borç bölü favök tarafı 4'ün üzerindeyse sıkıntılıdır. Yani bu şirkette arkadaşlar net borç favök 8 ve çok sıkıntılı görünüyor. Her ne kadar işte şirkette favök üretimi, net kar üretimi vesaire olsa da ciddi bir finansman gideri yazdığı için burada net kar üretilemiyordu.
Hani bu çeyrek baktığımız zaman bakın 8 milyar parasal kazanç yazmış. Karlılık 10 milyar. Sadece karlılık 2 milyar gibi duruyor. 38 milyar öz kaynağınız olmuş. 2 milyar kar ediyorsunuz. Buradaki öz kaynak karlılığı %5'in bile altında kalıyor. Dolayısıyla %5'in altında öz sermaye karlılığı varsa bu enflasyon ortamında insanlar çok fazla bu şirketlere rağbet etmezler diye düşünüyorum. Yatırımcısı da biraz bezmiş durumda. Çok fazla bedelli vesaire hikayesi oldu. İçerisindeki kaynaklarını veya duran varlıklarını satma mevzuları var. Sürekli finansman yaratmak için. Ama bunlar duran varlık. Sattıkça buradaki borcun büyümesi devam ediyor. Ciddi bir döviz açık pozisyonu da dönem burada var. Ve dolayısıyla şirket sıkıntılı görünüyor arkadaşlar. Bu bilanço iyi de görünse yatırımcılar bunu yine negatif algıladı ve burada satış fırsatı olarak kullandılar. Zoran yine arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün bakıyorum hemen 9.85'te taban yapmış gibi duruyor. Hemen temel analiz raporunu açalım. Ya burayı çok derinlemesine analiz etmeyeceğim. Önceden analiz ettik çünkü. Piyasayı defter değerine baktığımda 0.70 olduğunu görebiliyorum. Şimdi 0.70 olduğu için Zoran her halükarda piyasayı defter değil 1'e kadar fiyatlayabilir. Çünkü bariz duran varlıkları var. Enflasyon karşısında değer kazanıyor. Sadece bu duran varlıkların değer kazanması bile piyasayı defter değerinin 1'e en azından fiyatlamasını sağlayabilir zaman içerisinde. Dolayısıyla her zaman için burada %30'luk bir potansiyel var ama potansiyeli vermeye de bilir şirket. Şimdi önümüz enflasyon muhasebesi sebebiyle bilanço dönemi. Şimdi artık 1 yıllık düzeltme yapıldığı zaman 8-10 milyar burada parasal kazanç yazılmış. Önümüzdeki dönem 3 aylık bilançolar geleceği için burada 8-10 milyar biz parasal kazançlar göremeyeceğiz arkadaşlar zorlu tarafına. Mesela buradaki parasal kazanç düşük olunca tekrardan zarar yazan bilançoları görmemiz muhtemel. Özellikle finansman giderine binaen. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bilançoları görmeden ben buradan uzak dururum arkadaşlar. Çünkü buradaki öz kaynaklar eriyor da olabilir zaman içerisinde enflasyona göre. Buna çok çok dikkat edelim. İstiyorsanız bilanço tarafından bir öz kaynakları sizler için ben kontrol edeyim arkadaşlar. Şöyle hemen indiriyorum. Hemen öz kaynak tarafını buluyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada şimdi öz kaynak büyümesiniz 19 milyardan 38 milyara çıkıyormuş gibi düşünüyorsunuz. Ama baktığınız zaman öz kaynak büyümesi aslında sadece 34 milyardan 38 milyara çıkmış. Dolayısıyla burada %5'lik, %6'lık bir öz sermaye büyümesi var. Burası bence çok yeterli değil. Tamam enflasyon üstü %5 iyidir ama birçok alternatif şirket çok daha fazla öz kaynak büyümesi yapabilecek potansiyelde. Ve birçok şirketinde bu kadar ciddi borcu yok arkadaşlar. Yani burada borca göre çok ciddi bir risk alıyorsanız şirketin çok iyi yatırımlar, çok iyi beklentiler sunması lazım. Zorlu tarafında ben bu beklentileri göremediğim için ne takip listemde var, ne portföyümde var, ne de sadece işte bilançodan bilançoya baktığımız bir şirket. O da yatırımcılar çok sordukları için genelde analiz ediyorum. Ama şirketin bakın işletme faaliyetlerindeki akışlar gayet güzel. Yani diğer enerji şirketlerine gördüğümüz durum var. Tamam burada ciddi finansman gideri yazılıyor, ciddi zarar var. Ama burada şirket çabalıyor. 10 milyar nakit üretiyor. Nakitini nerede kullanıyor diye düşünürseniz bakın 2 milyar burada ekse yatırım faaliyetlerine elinden malzeme çıkardığı için nasıl diyeyim duran varlık sattığı için bir para da gelmiş. Bu paraları ne yapmış derseniz bakın finansman giderlerine nakit akışları olarak yansıtmış. Bu nedir? Borç ödemesi arkadaşlar. Bakın hemen bakıyorsunuz. Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 12 milyar. Ama bunun 6 milyarının faiz olduğunu görmenizi istiyorum. Yani bu şirket 40 milyar borcu var. Yarısını faiz, yarısını ana para ödediğini düşünürseniz, yani bu 40 milyar ödemesi için 80 milyar nakit akışı üretmesi lazım. Ve bu şirket bir yılda 10 milyar nakit akışı üretmiş gibi duruyor. Hadi elektrik işleri iyi oldu, 20 milyar nakit akışı üretse bile bu boşluk 4-5 yıl minimum sürebilir. Dolayısıyla burada çok sabırlı olmanız lazım yatırım yapıyorsanız. Hani bu beklentilerle beraber çok fazla ben sabırlı olmak istemem Zoran tarafında. Çünkü çok süper beklentileri yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şirket aslında son zamanlarda biraz pozitif. Tabii ki 200 günlük hareketli ortama geldikten sonra yukarı doğru bir atılım yapmış gibi duruyor. Ama benim şirkette kısa vade görünümde bakın buradaki trend kırılmamış. Trend kırılmadığı için ben burayı negatif olarak yorumlarım. Her zaman çizdiğimiz yukarıdan aşağıya bir Fibonacci çekiyorduk. Ne diyorduk? Altın oranı geçilmiyorsa altın oranı geçemeyen şirketler burada salınım hareketleri yapar. Şimdi Zoran tarafına bakıyorsunuz bakın inmiş. Altın oran, bir altın oran daha, bir altın oran daha. Altın oranı geçemediği sürece yani 6.24'ü geçemediği sürece burada salınım hareketleri yapar ve sizi bezdirir. Bu grafiğin benzerini Aksen Galata Wind'in son bir yılki hareketlerini incelediğinizde bizzat görebilirsiniz. Birebir aynı görünüm arkadaşlar. Dolayısıyla burada 6.24 geçilmediği sürece hiç mi hiç bulaşacağım bir şirket olmaz. Zorlu enerji tarafı rally yapmaktan uzak diye düşünebiliriz. Şimdi genelce analizimizi bitirip videomuzu sonlandıralım. Türk Hava Yolları pozitif bilanço çarpanlar çok ucuz çok çok iyi. Sabancı tarafı negatif bilanço Akbank sebebiyle böyle bir bilanço bekliyorduk. Dolayısıyla çok fazla şaşırmadık bu tarafta diyebiliriz. Ama çarpan analizine baktığımızda 0.77 gibi bir değer olmuş. Fiyat biraz daha geri çekebilir bu bilanço sonrası. 0.65, 0.70'lere gelirse yine uygun alımlar burada yapılabilir. Özellikle banka tutmak istemeyenler, elinde Koç Holding'in hali hazırda iştiraki olanlar ama bir holding almak isteyenler
Burada Anadolu grupla Sabancı tarafında ben pozitifim açıkçası. Ama Anadolu grubu bir adım önde görüyorum. Çünkü orada nakit akışlar vesaire mükemmel. 40 milyar nakit akışı yapmış. Sabancı tarafı 17-18 milyar nakit akışı üretmeyi başarmış. Sabancı'nın en pozitif gördüğüm taraflarından bir tanesi elinde ciddi manada döviz bulundurması, kasasında 500-600 milyon finansal yatırımın olması. Bunun dışında altındaki halka açık olmayan enerji üretim tarafından ciddi yatırım yapmaları nezdinde şirketin belki ilerleyen yıllarda 5-10 yıl sonra bankacılık ağırlıklı bir şirket olmaktan ziyade enerji ağırlıklı bir şirket olabileceğini düşünmem diye söyleyebilirim arkadaşlar. Onun dışında diğer şirketimiz Panelsan. Panelsan'da her şey çok iyi gidiyor. Büyümeler çok çok güzel. Piyasadaki birçok şirketin üzerinde bir burada büyüme var. Önümüzdeki ekonomik sıkılaşma vesaire döneminde belki işleri azalacak da olsa deprem sebebiyle yenilen yapılandırma, kentsel dönüşüm vesaire gibi burada hikayeler de var inşaat tarafında. Dolayısıyla Panelsan'ı ben düşündüğümde nötr olarak değerlendiririm. Buradaki tek beğenmediğim taraf fiyat çok önden gitti. Yani 50 liradan 100 liraya şirket 2 ayda gitmesi neticesinde portföyümden çıkardığım bir şirket oldu. Tekrardan fiyat 60-65 liraya düşerse oralardan tekrardan düşünebilirim arkadaşlar. Onun dışında zorlu enerji tarafı var. Dediğim gibi bilanço iyi de görünse burada borçluk çok yüksek. Borç ödemeleri firma yapıyor alttan alta ama burası 3-4 yıllık sürecek bir süreç. Şirketin gelecek beklentileri aşırı parlak ve bana süper şeyler sunmadığı için ben neden bu kadar borçlu bir şirketi alırım diye düşünüyorum. Dolayısıyla Zoran tarafında ılımlı negatif tarafta kalmayı tercih ederim. 6-24 üzerinde geçmediği sürece teknik anlamda trend başlatamayacağını düşünüyorum. Zorlu enerji tarafının bu şekilde bilançoları analiz ettik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum.